Herkese merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün benden çok istediğiniz spor alışverişimi nereden yapıyorum, ne kadarı alıyorum, neler giyiyorum, nasıl kombinliyorum falan bunlardan bahsedeceğim bir video çekiyorum. Bu videoyu iki parça halinde yayınlayacağım. Bu videoda sadece kıyafet, işte mont, iç çamaşırı, tişört, spor sütyeni, taytlar falan olacak. Diğer videoda çekiliş yapmayı düşünüyorum. Beklediğim bir ürün var. O yüzden onu ayrı paylaşmak istedim. Ürün geldiği zaman hem çekiliş yaparım hem de size ekipmanlarımı, ayakkabılarımı ve kullandığım spor malzemelerini gösteririm diye düşündüm. O yüzden bu videoda sadece kıyafetler olacak. O zaman hemen videoya geçelim. Biliyorsunuz spora giderken her türlü montu giyemiyorsunuz. O yüzden benim gibi çok fazla spor tarzı giyiniyorsanız böyle montlar kurtarıcı oluyor. Ben bunu Koton'dan almıştım. İndirimde 60 ya da 70 liraya aldım diye hatırlıyorum. Bunun içi polar. Böyle gördüğünüz gibi krem rengi değil. Böyle grimsi bir kemik rengi gibi. Tam olarak ne oluyor bilmiyorum. Umarım kamerada net rengi belli oluyordur. Böyle bir şapkası var ve inanılmaz sıcak tutuyor içi polar olduğu için. Birçok markada böyle mont var. Bunun siyahı daha popüler aslında. Genelde her sene böyle montlar çıkarıyor. O yüzden mutlaka bakın derim. Yani bu benim hayatımda yaptığım en karlı alışveriş bence. Biliyorsunuzdur bu tarz yelekler işte spor malzemeleri satan markaların işte Nike, Adidas falan öyle yerlerde çok pahalı. Ve ben bunu Koton'dan 25 liraya aldım. Ve ben zaten genelde Koton Outlet'e çok fazla gidiyorum, Star City'dekine falan. Böyle montlar inanılmaz indirime giriyor ve ben bunu 3-4 senedir falan kullanıyorum. Belki daha fazla bile olabilir, hatırlamıyorum. İçine böyle kapşonlu sweatshirt falan giyip üzerine bunu giydiğinizde çok güzel görünüyor. O yüzden bence bulursanız mutlaka böyle bir şey alın. Mango'da da var şu an indirimde diyebiliyorum. Hatta zaten her sene çıkarıyor Mango'da. Ben genelde erkek kardeşimin gri polarlarını giydiğim için polar almaya gerek duymadım. İşte böyle kocaman erkek polarları seviyorum. O yüzden kendime böyle kısa bir gri hırka aldım. Bu nasıl? Mesela üzerimdeki gibi yüksek bel tayt giyiyorsanız eğer tam böyle taytın bittiği yerde başlıyor. Bunu da Koton'dan aldım. Bunu 30 ya da 25 liraya falan almıştım. Dediğim gibi bu tarz şeyler zaten böyle modası geçmeyecek. İşte her sene mağazalarda olan ürünler olduğu için mutlaka bulabilirsiniz böyle şeyler. Bendeki hatta large bedenmiş. Yani bunun kalıbı zaten küçüktü. Ben özellikle en bol olanını aldım. Çünkü yana doğru geniş ama boydan kısa şeyleri seviyorum. Şimdi gelelim taytlara. İlk olarak bana en çok sorulan taytımı göstermek istiyorum. Hatta Instagram DM'de de çok fazla mesaj geliyor bu taytla ilgili. Instagram'da hiç kullanmadığım eşyalarımı ya da işte bir iki kez kullandığım kıyafetlerimi, çantalarımı sattığım bir hesabım var. Oradan çok fazla mesaj geliyor özellikle. Bu taytını da satar mısın falan diye. Bunu satmayı düşünmüyorum kızlar. Çünkü zaten eskittim, her gün giyiyorum neredeyse. Ben de almak istiyorum diyorsanız bir kez bu videodan da söyleyeyim. Alışveriş videomda zaten söylemiştim. Ben Nike Outlet'ten alışveriş yapıyorum. Bu ürünü Nike Outlet'ten aldım. İstanbul'da, Depozito AVM Başakşehir'de. Zaten bu civarda oturuyorsanız, hani oturmuyorsanız bile mutlaka o mağazaya gidip bakın. Bir tane daha çok sorulan taytım. Ben bunu Koton'dan 20 liraya aldım diye hatırlıyorum. Bu böyle şu kıyafetlerin, tüniklerin altına giydiğiniz siyah taytlar var ya. Onun gibi. Yani sadece ortasından düz bir dikiş geçiyor. Oldukça ince, yani çok fazla esnettiğinizde içiniz bile görünebilir yani. Ama zaten o kadar kilolu değilim. Bundan her mağazasında var. Gerçekten. Bu rengi yoksa bile grisi var. Belki sizin gözünüzden kaçıyordur. Bunu bana çok soruyorsunuz ama zaten Koton'un mağazasına gittiğinizde spor bölümünde en uygun fiyatlı olan tayt bu tayt. Bunun grisi daha çok satılıyor. Bu renginden pek görmedim. Zaten benim aldığım Şirinevler'deki bir tane ABC AVM mi öyle bir yer var. Ben oradan almıştım. Bu arada deneyip göstermiyorum çünkü zaten Instagram'da çok fazla spordayken fotoğraf paylaşıyorum. Bu benim aldığım ilk taytım. Daha doğrusu tayt gibi değil bu. Böyle yoga pantolonu gibi. Zaten yoga pantolonu olarak geçiyordu galiba. Burası böyle lastikli, hani paçasını sıkıştırıp bağlayabiliyorsunuz. Yüksek bel, bu çok rahat. Yani bu gerçekten vücudu güzel gösteren bir şey. Ama paçası böyle eşofman gibi olduğu için birazcık şey yapıyor, bacak boyunu kısa gösteriyor. H&M'de de aynı şekilde, bu da her sezon olan bir şey. Burası pembe olmasa bile grisi, laciverti falan oluyordu, öyle hatırlıyorum. Ben bunu da indirimdeyken almıştım galiba. 50 ya da 60 liraydı. Yani en fazla 70 lira vermişimdir, daha fazla vereceğimi zannetmiyorum. Sanırım aldığım en yeni tayt bu H&M'den aldığım tayt. Bunu da indirimdeyken aldım. Normalde 80 liraymış, şu an hatta aynı ürünün yeni sezon olanı var. Kodları bile değişmiyormuş ama aynı ürünü, yeni sezon ürünü diye iki katı fiyatına satıyorlarmış. Bir de benim
Boyum çok uzun olmadığı için ben uzun taytları fazla sevmiyorum. Tam bilek üzerinde biten taytları seviyorum. Bu da tam öyle bir tayt. Ben bunu 40 liraya almıştım. H&M'in de spor bölümüne mutlaka bakın çünkü çok fazla indirime giriyor. Bershka'dan aldığım bir tayt bu. Ben bunu da indirimden 30 ya da 35 liraya falan almıştım. Arkası böyle. Bunun rengi böyle koyu pembe. Kamerada nasıl görünüyor şu an bilmiyorum ama çok rahat bir tayt. Ben bununla çok rahat spor yapıyorum. H&M, Bershka ve Koton gerçekten bayağı iyi. Ve benim spora başladığımda aldığım ilk tayt. Heyecandan gidip Nike'da kazıklanmamak için Bershka'da alternatif arıyordum. Daha doğrusu bütün mağazalara baktım. Marmara Forum'dan almıştım ben bunu. Yeni sezon ürünüydü. Arkası böyle. Bu o kadar eskidi ki utanıyorum giymeyi, öyle söyleyeyim. Buralar aslında fosforlu ama yıkanmaktan kahverengi falan oldu. Böyle paslanmış metal gibi görünüyor artık. Bu da çok rahat bir tayt. Bu gerçekten vücudu çok güzel gösteren bir tayt. Bershka'da hani indirimi bekleyemem, 70 lira benim için çok bir şey değil diyorsanız mutlaka Bershka'nın taytlarına bakın ve esnekliği de inanılmaz güzel. Bunu da Bershka indiriminde aldım ama henüz hiç giymedim ya da bir kez giymiş olabilirim, hatırlamıyorum. Çünkü bana çok azıcık büyük geliyor. Ben böyle çok gevşek duran taytları sevmiyorum. Birazcık böyle sıksın istiyorum. Öyle daha rahat ediyorum çünkü spor yaparken. Arkasında böyle bir fermuarlı gözü var anahtarınızı ve paranızı koyabilmeniz için. Telefon sığmaz, çok küçük bir göz. Bu altta da şöyle desenler var. Altında da aynı şekilde fosforlu. Instagram'daki bu fenomen sporcular var. İşte milyonlarca takipçileri olan falan. Eğer takip ediyorsanız onlar da bu taytlardan mutlaka görmüşsünüzdür. Bana da bir firma işte alışveriş yapmam için belli bir bütçe vermişti. Hatta videosunu paylaştım bu ürünün. Orada göstermiştim. Ben de bu spor taytını seçtim. Ama bunu daha hiç giymedim çünkü sıra gelmedi. Yani neden bilmiyorum. Bundan daha çok sevdiğim taytlarım var. Ama fiyatı çok uygundu bunun. Zaful.com'dan almıştım ben. Ben bunu yine dediğim gibi Deposito'daki Nike Outlet'ten aldım. Ve ben bunu çocuk bölümünden almışım. Çocuk ürünü olduğunu bile bilmiyordum. Spor kıyafetlerini açık tercih ettiğinizde, yani açık renk tercih ettiğinizde daha çok beğeniliyor aslında. İşte genelde koyu renk tercih ediyorum ben ama böyle şeyler giydiğimde herkes daha çok beğeniyor. Ama biraz fazla dikkat çekiyor açık renk. Evet bu da çok fazla hani böyle cırtlak bir renk değil, pembe değil falan ama gri de olsa açık renk olduğu için daha fazla ön planda oluyorsunuz. Eğer vücudunuzun bazı bölümlerini hani gizlemek istiyorsanız, spora yeni başladıysanız bu tarz renkler tercih etmeyin bence. Çünkü bana mesela küçük kızlar çok fazla soruyor. Özellikle işte bu liseye gidenler falan. Abla işte sporda herkes bana bakıyor gibi hissediyorum, utanıyorum tayt giydiğimde falan. Nasıl giyinmeliyim diyorlar. Açık renk tayt giymezseniz yani açık renk giyinmezseniz çok fazla dikkat çekmez. Az önce mont, yelek, hırka falan göstermiştim ya. Aynı şekilde spora giderken yolda giydiğim tayt olmayan ama eşofman da olmayan tam böyle arası şeyler var, onları göstereceğim. Ben bunu Bershka'dan aldım. Bunu da indirim bölümünde aldım ama fiyatını hiç hatırlamıyorum. 40 ya da 50 lira falandı sanırım. Bildiğiniz tayt gibi ama kalın. Şöyle düşünün, eşofman ama vücudunuzu sarıyor. Tam olarak anlatabildim mi bilmiyorum. Bacakları şu şekilde, lastikli. Bir de böyle gri eşofmanım var. Bunun da aynı şekilde bacak kısmı lastikli. Ben bunu H&M'in çocuk bölümünden aldım. Bendeki... Şimdi orada hem yaşa göre hem de boya göre oluyor. Bendekinde 1.52 boya göre yazıyor. Yani kaç yaş aralığı oluyor bilmiyorum. Ve bunun fiyatı da 20 ya da 25 liraydı. Her sezon, her sene olan bir ürün. H&M'in çocuk bölümüne mutlaka bakın. Koton'un böyle penye taytları var. Bilmiyorum hiç denk geldiniz mi? Zaten birçok markada var. Böyle pijama gibi yani. Evde giyebilirsiniz, markete, bakkala giderken giyebilirsiniz. Ama ben bunu spora giderken giyiyorum. Çünkü inanılmaz güzel, çünkü inanılmaz rahat. Bunlar koyu gri olan iki tane var. Bir tane de açık gri var. Hepsini farklı indirim tarihlerinde yakaladım. Bir tanesi 10 liraydı, bir tanesi 12 liraydı, bir tanesi 16 liraydı falan. En son aldığımı 10 liraya aldım. Şu an üzerimde göstereceğim. Görünüyor mu bilmiyorum. Ama çok güzel görünüyor. Yani şöyle bacağımı kaldırayım. Göstereyim. Çok güzel duruyor. Vücudu çok güzel gösteriyor. Yani... Siyahını da bulabilirsiniz. Ama böyle çiçekli desenleri olanları falan da var. Mutlaka Koton'a gidin ve spor alışveriş yapın. Çünkü gerçekten çok uygun fiyatlı. Günlük giyebileceğiniz, sporda giyebileceğiniz çok güzel şeyler satılıyor. Mutlaka bakın. Bir tane de böyle Nike eşofmanım var. Bunu ne kadar aldığımı hiç hatırlamıyorum. Yani büyük ihtimal bunu da indirimden almışımdır. Çünkü ben öyle para vermeyi sevmiyorum fazla kıyafete biliyorsunuz. Bunu neden aldım?
inanılmaz yumuşak. Yani böyle yumuş yumuş şeylere bayılıyorum ben, yumuşak kumaşlara. Bunun da paçası böyle lastikli. Ben bunu böyle depresif olduğum, işte böyle kat kat giyindiğim erkek polarları üzerine bu siyah yeleğim falan, öyle günlerde giyiyorum. İşte bu özel günlerde falan. Yine Nike Outlet'ten devam ediyorum. Deposito mağazasından. Bunu Nike Outlet'ten aldım. 29 ya da 30 lira fiyatları. Hepsi aynı tişörtlerin, askıların fiyatları değişmiyor bu arada. Birazcık kalın, böyle hafif tüylü bir kumaşı var sanki. Ben bunu daha hiç giymedim. Koşuya falan çıkarsam, yürüyüşe çıkarsam giyerim diye düşündüm. Ama bu havada da ne koşusu değil mi? Yağmurda ne güzel olur. O yüzden şu yağmurlar bitsin. Zaten dış mekan çekimleri yapacağım, karın antrenmanı falan. O zaman giyebilirim. Şimdi gelelim yaptığım en büyük hataya. Sakın sporda böyle penye üstler giymeyin. Tabii ki o az önce gösterdiğim tight'lerden dedim ya, Koton'dan aldıklarım. Spor salonuna pek uygun değiller. Çünkü çok fazla terletiyorlar ve terlediğiniz zaman bel çukuru iğrenç görünüyor. Sakın öyle bir hata yapmayın. Bunu ben H&M'den 10 liraya 20 10 ya da 20 liraya aldım. Hiç hatırlamıyorum ne kadar aldığımı. İnşallah 20 lira vermemişimdir buna. Burası böyle açık ama işte bu üzerimdeki tight'la böyle göbeğine düğüm atıp için spor sütyeni giyip işte dışarı falan çıkarsam giyebilirsiniz. Ama asla spor salonunda giymeyin. Ve sizi terleten şeylerin kilo verdiğini falan da düşünmeyin. Öyle bir şey yok. Sadece vücudunuzdan çok fazla su atmış oluyorsunuz ve su kaybetmiş oluyorsunuz. O yüzden sizi ekstra terletmeyen ürünler tercih etmeye çalışın. Bu tarz şeyler giymeyi seviyorsanız mutlaka indirim dönemini bekleyin. Ben bunu Bershka'dan 15 liraya aldım. Böyle ucuza bulursanız alın. Onun dışında çok fazla gerek olduğunu düşünmüyorum. Benim sürekli giydiğim spor tişörtlerim bunlar. Bunları bana çok fazla soruyorlar. H&M'de her ay, her Allah'ın günü satılan tişörtler. Ve fiyatları 13 ya da 16 liraydı. 13 dolu bir 16'da emin değilim. Gördüğünüz gibi bende bir tane pembe var. İki tane böyle gri var. Birisi small, birisi x-small. Bir tane böyle bordo var. Bir tane de siyah var. Şimdi şöyle. Bunlar penye ama nasıl penye? Şu grilerin penyesi birazcık daha böyle spor kıyafetine yakın olanlar. Çok fazla terletmiyor. Bu pembe zaten terletmez çünkü aralarında en ince kumaş olan. O yüzden terlesem de sıkıntı olmuyor. Çok az şu kısımda bir ter oluyor. Sen mi geldin babysi? Video çekiyorum. Kapıyı kapatayım, ses gelmesin. Bordo ile siyah da o bordo da pembe gibi ince, sorun olmuyor. Siyah biraz terletiyor. O da aralarında kumaşı en kalın olan. Neden böyle bilmiyorum. Aslında hepsi aynı yerde satılıyor. Yani aynı ürün, aynı kod. Siyah biraz kalın. O da zaten siyah olduğu için çok bir sıkıntı olmuyor. Öndekini H&M'den almıştım ve bunu indirim döneminde 15 liraya falan almıştım. Ama çok ince, yani beyazı da vardı. Beyaz inanılmaz iç gösteriyordu. Bildiğiniz transparandı. O yüzden almadım. O kadar dikkat çekmeye gerek yok bence. Arkadaki de böyle çapraz askısı var. Fosfor sarısı mı, yeşili mi, ne deniyor bilmiyorum. Bunu da Defacto'dan aldım. Ve bunu da bana herkes çok sordu. Spor rutini videomda galiba bunu giymiştim. Tam hatırlamıyorum. Ama bu da çok güzel duruyor ve kısa bitiyor. Böyle ben uzun spor tişörtlerini sevmiyorum. Bunu 25 liraya almıştım. Belki indirimde daha ucuza bulabilirsiniz. Yine Nike Outlet'ten aldığım, 30 liraya aldığım bir ürün. Böyle lacivert. Arkasında şöyle bir ipi var. Bunun içine spor sütyeni giyerek kullanabilirsiniz. Yanları ve arkası çok fazla açık. Ama bu kadar derin göründüğüne bakmayın. Aslında gayet yukarıda bitiyor. Bunu da Mango'dan almıştım. Sanırım bu da 20 liraydı. Bunu da spor sütyeniyle kullanıyorum. Ama şu göğüs kısmı çok fazla ortadan bitiyor ve yanda çok fazla açıklık var. O yüzden bunu pek giymiyorum. Çok hoşuma gitmiyor. Şimdi gelelim spor şortlarına. Bunları H&M'den aldım. 15'er liraya aldım. Bir tanesini giyiyorum ama bir tanesinin etiketi hala duruyor. Terletmiyorlar. Beller zaten lastikli ve çok güzel. Bunları hani şu an kalmamış olabilir diyeceksiniz. Zaten ben öneri videosu çekiyorum. Neyi nereden aldığımı bilin, oraları takip edin diye. Sonra bana Rabia biz bulamıyoruz, sen nereden buluyorsun falan demeyin. Bu şortu da videonun başından beri bahsettiğim ürünlerin yarısının oradan olduğu Nike Outlet'ten aldım. Çok tatlı değil mi? Tam böyle video çekerken giymelik. Yanları file, içinde böyle bir iç çamaşırı var kendisinin. Bu arada bu da çocuk bölümü. Numune üründü. O yüzden ben bunu 35 liraya aldım diye hatırlıyorum. Şimdi gelelim iç çamaşırlarına. Ben birkaç ay öncesine kadar normal sütyen kullanıyordum sporda. Ama dünya varmış. Bunları iyi ki keşfetmişim.
Ben bunları Bakırköy pazarından 10'ar liraya aldım. 5 liraya satan bir yer bulmuştum ama sonra orası kapatmış, yani hiçbir şekilde bir daha göremedim. Oradan almadığıma da pişman oldum hatta. Böyle bir tane işte siyahlı grili var. Benim en çok giydiğim pembeli olan, çok rahat. Bir de bunu giyiyorum. Ama bu daha yumuşak. Yani bu pembeli en iyisi aralarından. Bakırköy pazarına giderseniz ayakkabıların olduğu, yani pazara girdikten sonra direkt ayakkabıların olduğu yere geçerseniz yukarı çıkarken solda kalıyor, aşağı inerken sağda kalıyor. Yaşlı tonton bir amcayla teyze var. Kocaman bir tezgahları var. Bir sürü spor kıyafeti satıyorlar. Bakırköy pazarı da İstanbul'da metrobüse İncele'de iniyorsunuz. Hemen oradan zaten sorarsanız size gösterirler. Metronun yanında. Yani yeri de çok kolay. Bence mutlaka gidin. Ben zaten oradan çok fazla alışveriş yapıyorum. Sadece spor süreni değil yani. Alışveriş videolarımı izliyorsanız görürsünüz zaten. Ve şimdi gelelim kızların %90'ından aldığım mesajın konusuna. İç çamaşırı olarak sporda ne giyiyorsun? Bana şunu söyleyenler çok oluyor. İç çamaşırı giymiyor musun? İç çamaşırı tabii ki de giyiyorum. Asla böyle bir iğrençlik yapmam. Ama normal iç çamaşırı giymiyorum. Normal iç çamaşırı giydiğinizde hem terlediğinizde o iç çamaşırı sırılsıklam oluyor. Penye olduğu için leş gibi oluyor. Yani su oluyor bildiğiniz. Ve değiştirmek zorundasınız ve ben çantamda kirli iç çamaşırı taşımak istemiyorum. O yüzden bu tamamen dantel olan, boxer gibi olan iç çamaşırları var. Ya da bu tanga denilen işte ipli iç çamaşırları. Hem zaten kumaş olarak çok azlar. O yüzden terletmesine imkan yok ve ıslanmıyor. Hem de normal iç çamaşırına göre daha rahat. Dışarıdan belli olmuyor hiçbir şekilde. İç çamaşırının dikişlerinin olduğu yerler iz yapıyor ve çok kötü görünüyor bence. Tabii yine siz bilirsiniz, isterseniz uzun tişört de giyebilirsiniz. Popom görünmesin, iç çamaşırım belli olmasın diyorsanız. Ama ben mesela spora başladığımdan beri o tarz iç çamaşırları giymeye alıştım. Daha önce hiç kullanmıyordum. Ama çok faydasını gördüm. Gerçekten çok rahatlar. Dediğim gibi bu ter olayının da çok güzel önüne geçiyorlar. Dikişsiz iç çamaşırları var. Onlardan da giyebilirsiniz ama dediğim gibi onlar da terleyince ıslanıyor. Yani her türlü mecbursunuz benim söylediğim ipli iç çamaşırlarından giymeye. Bunu zaten terletmediği zaman anlayacaksınız ne demek istediğimi. Eğer göstermediğimi düşündüğünüz bir ürün varsa büyük ihtimalle kedi sepetindedir. Ya da işte unutmuşumdur göstermeyi. Sorabilirsiniz, nereden aldığımı yorumlar kısmında sorarsanız cevaplarım. Video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.